Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salavat. İbani dersleri cumartesi vesaire çok epey yaptık. Galiba psikolojide burada bir defa yaptık. Şimdi laika. Laika dersleri hayatımızda en mühim yeri işgal etmesi lazım. Sebebi amenu ve amilu salihat. Yani iman edip salih amel işlemek. Salih amel eylemdir, hayattır, yaşantıdır. Bu da dershane hayatıdır. Unutmayın, size hizmetin, Risale-i Nur hizmetinin, camiasının hizmet şekli en temelde üç zemin esasında yürür. Nur hizmeti üç tane zemin esastır. Birisi Risale-i Nur külliyatıdır. İkincisi onların okunduğu, yaşandığı, terbiye alındığı, eğitim gördüğümüz dershanelerdir. Sistemden bahsediyorum. Üç, hizmet eden içeride kalanların ve dışarıdaki Nur camiasının durumu. Yani Risale-i Nur, dershaneler, insanlar. Başka bir şey var mı? Yok. Bunlar esastır. Peki, bu üçü birbirine dengeli olması lazım. Üçgenin iç açılarının toplamı. İç açılarının toplamı kaçtır? 180. Ancak böyle bir vücut olur. Birincisi Risale-i Nur eser. İkincisi medreseler, dershaneler. Üçüncüsü hizmet elemanları. Bir tanesi insandır, diğeri insan değil, ikisi. Bunların toplamı 180 olacak, yani bütünsel olacak. Ne kadar bütüne getirirse o kadar hizmet kaliteli olur. İnsan niçin yazdın biliyor musun? İnsanı esas aldın, bunu kale almadın. No. Olmaz. Ne olur o zaman? Şahsiyet mi olur? Şahsiyet fazla. Şimdi bak, bunu aldın, bunu yıktın. Terbiye yöntemi, ortamı yok olur. Risale-i Nur'un içeriği, manası, hayattaki uygulanması, insanların terbiyesi, o ahlakla ahlak manuasının zemini budur. Peki, yaşanan bir hayat yoksa, yaşanan bir sahabe yoksa, diyelim, peygamber ve sahabe yoksa, Kur'an ve biz, nasıl anlarız? Aynı kanun. Kur'an Müslümanları diyor. Kur'an size yeter diyor. Bunu diyen zat, Kur'an'a bakın diyen zat, yüzlerce cilt kitabı var. Niye Kur'an'la benim arama giriyorsun o zaman? Kur'an bana yeterdi. He? Niye Kur'an bana sana yeter diyen de sensin. Oysa Kur'an öyle demiyor. Bilmiyorsanız bilene gidin sorun. Yani Kur'an, peygamber ve sahabe hayatı, değil mi? Peygamber ve sahabe. Bir de asıl saadet. Yani mesela bunu aldın, bunu almadın. Eğitimi nerede alacaksın? Nerede terbiye göreceksin?
sözler, mektubat, lemalar, şuaların, imani mevzuların tabirleri. Mesela temessül, tereşşuh. Lugatla çözersiniz sözleri. Muallime ihtiyaç yoktur. Ama ufuk açılması noktasında vardır. Nurculukta liderlik yoktur. Müdebirlik vardır. Liderlik yok. Müdebir var. Sefk idarede tecrübeli ve maziyi istikbale taşıyan şahıslar vardır. Ustadın varisleri ve varislerin yanında yetişen kadro. Bunlara vakıf hayat denilir. Vakıf hayat yapanlar, hayatlarını vakfedenler. Peki bunu aldın esasa, bunu aldın bu yok. Hizmet içeriye abanır. Ve tükenmeye sebeptir. Risale aldım, buradan aldım ama kimse gelmesin. Aman ben fazilet kemalat kazanayım dersen, yani insanlardan çekinirsen, şefkat tokatı var ya 10. lemada, ama kimse gelmesin. Bu sefer hizmet içeriye abanır ve biter, tükenir. Peki, dershane aldın, risale aldın, bu adamı nasıl olacak ki? Anlaşılmaz bir kitap, malimsiz olsa, manasız bir kağıttan ibaret kalır. Kur'an için diyor. O kanun herkesi, her eserlere caiz, caizdir yani. Caridir. Bunlar gayri müvfektir. Bakın, bu çok önemli. Bunu aldık, bunu aldık ama medrese hayatı, buna tevarüsen deniliyor. Tevarüsen demek, mezar taşları. Var olan yerde İmam Şafii diyor ki devlet hukuktan çıksa, İslam hukukundan çıksa, halk da gayri İslami yaşasa, mezar taşları varsa orada, daha önce İslam olmuştu, orası Darül Harp değildir der. Yani şair İslamiye. Şeysini alabilirsiniz. Peki bu şair İslamiye tevarüsen ne yapıyor? O semboller, simgeler taşıyor. Onu taşıyor. Yani geleceği istikbale taşıyor. Şu, dedi ki temessül, tereşşuh, lugat da bilirsin ama hizmetin laikaların tabirini lugatta çözemezsiniz. Lugat demek, laikalardaki lugat, nüfus kağıdı gibidir. Mesela benim nüfus kağıdım birisi yolda görse, cilt no, sayfa no, anne, baba, memleket, yaş vesaire. Benim bir insan yaşadığını bilir ama beni tanımlayamaz. Ruhsal yapımı, içsel yapımı, hissiyatlarımı, düşüncelerimi anlamaz nüfus kağıdıyla. Nüfus kağıdı benim varlığımdan haberdar eder ama içsel alemi tanımlayamaz. Peki ne yapar o? Ancak benimle münasebet kurursa tanır. Yani dershaneler laika tabirlerinin içini dolduran bir zemindir. İçini dolduran zemindir. Bunlar gayrimüfektir. Bunlara şöyle diyeyim. Hakikat, insan, zemin, mekan, aynı kan. Yani hakikatin ortaya çıkıp herkesin istifade ettiği bir zemin. Üçü daire müfektir. Birbirinden ayrılmaz. Bugün Kur'an'a uygularsak bunu. Bak. Kur'an'a uygulayalım şunu.
hayatı. Burada ne var? Asr-ı saadet demek dediniz abi. Evet. Asr-ı saadet zemindir. Allah buraya saadet asrı dedi ama yokluğun adına. Yokluğun kol gezdiği yere Allah saadet demiş. Benim saadet anlayışım şu, bir eli yağda, bir eli bağda, helikopterle falan yattı, kattı, attı. Aşı, işi, eşi olan yere saadet denir. Ama Allah demiş, yokluğun kol gezdiği yere saadet demiş. Şimdi bu sünnet, bu oradaki hayat şartları, yani Kur'an'ın hakikati iki zeminde ortaya çıkar. Kur'an hakikati. Nasıl çıkar? O toplumun yapısı, o küfür, insanlar gömülüyor, satılıyor, bilmem ne yapılıyor. Bir zemin, tamam mı? Toplumun yapısı. Şöyle diyeyim. Toplumun, milletlerin yapısı. Buna mukabil böyle bir toplumun, böyle bir Kur'an'ın, böyle bir toplumda nasıl yaşamışlar, neye karşılığını koydular, nasıl Kur'an'ı yaşadılar? Hani mesela ne işe yarar? Kim demiş? Nerede, ne zaman demiş? Ne adına söylemiş? Kim? Ne adına? Kur'an adına bu toplum. Burada söylemiş. Bunun içine söylemiş. Bunların gayrimenfektir. Şimdi adam diyor ki peygamberi kaldır. Bunu da kaldır. Kur'an'ı al diyor. Peki Kur'an'ı hangi zeminde izah edilmiş ki? Nasıl anlayacağız onu? Peygambersiz Kur'an. Peki Şialar niçin ve onların takipçileri Kur'an'ı alın, peygamberin hayatını inkar ederler? Peygamber'e niçin hücum ederler? Ne ihtiyaç var? Peygamberin sünnetini niçin devre dışı yapmak isterler? Biliyor musunuz sebebi? Çünkü Kur'an'ın hakikati onlar üzerinde ortaya çıkar değil mi? Şimdi Şialarda iman esası 7'dir. Şialarda. 1. Tevhid. 2. Adalet. 3. Haşir. 4. Nübüvvet var. 5. 12 imama iman etmek. 6. Kayıp imamın geleceğine iman etmek. 7. Takkiye yapmak. Olduğun gibi gözükmemek. Yani içinde dişin farklı olması. Onun ehli sünneti münafıklık denilir. Peki peygamberin niçin devre dişi yapıyor şimdi? 12 imam peygamber varsa işlevi olmuyor. 12 tane imam demek o imamlardan peygamberden sonra olan zatlardır. Mesela onlar kimdir? Ayetullah Hümeyni, Sistani gibi, Hamaney. Bunlar ayettir. Allah'ın yeryüzündeki ayettir. Bunlar Allah adına karar verir. Hükümler getirir. Hükümleri kaldırır din adına. Ayet olur onlar. Sözleri ayettir. Ayetullah deniliyor. Allah'ın ayetleri. Bunlar konuşunca Allah konuşuyor. Bunlar işlev olabilmesi için peygamber nazarında silinmesi lazım. Yoksa onların sözü nasıl şey yapacak? Peki niye nübüvvet inkar etmiyorlar? Çünkü bu peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra nübüvvet olmadığından bunlardır. Peki peygamberi inkar etse ne olacak? Tamam da bu iki imamı nereye basıyorlar? Neyin geleneğidir? Onun için gelenek noktasında kabul ediyorlar ama işlevleri yoktur. Şimdi ayetullahlar var. Anladınız mı? Kaderin için inkar ederler. Bak, kaderin için inkar. Bir de
Melekleri inkar ederler. Ehl-i Sünnet'te, yani İslam şeyinde 6 tanedir. Ve kader ve melek inkar edilir. Şimdi ona girmeyeceğiz. Şimdi eğer hemen bilin adınız gibi peygamberi hücum ediyorsa, peygamberin sünnetini hücum ediyorsa direkt o hadisleri, hemen hakem Şia'dır. Şia'dır. Buna ihtiyaç duyuyor. Çünkü mecburdur. Mesleği bunu iktiza ediyor. Peki size Kur'an yeter diyen adamın yüzlerce cilt kitabı var. Peki inandırıcı mı? Peki Kur'an bize yeterse arada senin ne işin var şimdi? Çekilsene. Çok iyi biliyor. Yetmeyecek. Risale, ondan sonra hizmet elemanları medreseler de olup da yine netice hasıl olmuyorsa o zaman... Nerede mesela diyelim ki, şöyle diyeyim. Adama diyoruz ki, bu yanlış. Şuraya göre. Şuraya göre bak yanlış. Hem de sari. Şu. Hükümler yap. Sari emir varsa. Yapma. Sari emir varsa. Bunlara dokunulmaz. Bunlara meşveret edilmez. Bunlar yap diyor ama Risale acaba yapalım diye meşveret edilmez. İhanettir bu. Yapmayın. Meşveret edilmez. Gazetelere muhatap olmayın. Haberler için girmeyin. Yapmayın. Bu emir. Meşveret edilmez kardeş. Menfi hareket yapmayın. Yani siyasete girip de hükümetle devletle uğraşmayın. Çatışmayın. Menfi harekettir bu. Yok. Risale-i Nur dahi de asayişi muhafaza eder. Asayişe dokunmayınız diyor. Siyasette bulaşmayınız, karışmayınız. Bizim hizmet iman hizmetidir diyor. Bu da meşveret edilemez. Mesela tesbihatı yap. Ha, yap, yapma. Meşveret edilmez. Bunun ortası var. Dememiş bir şey. Onun adı maslahat-ı mursele denilir. Meşverete tabidir. Mesela dershane mi açalım? Nur hizmetinde mi? Yurt mu açalım? Üniversite mi açalım? Cami mi açalım? Kurs mu açalım? Medrese mi açalım? Nur talebelerin vazifesi birincisi nedir? Birincisi en mühim vazifesi. Okey, kimani, kurani. Medreseler açmaktır. Bunlar içinde bizim vazifemiz medreseler, her yerde bir küçük medrese-i nuriye açılsın. Yurt mu açalım, medrese mi açalım? Medrese demiş, bitti. Meşveret edilmez. Peki, medreseler Zeytinburnu'nun girişinde mi, çıkışında mı, 5. kat mı, 1. kat mı? Var mı külliyatta? Ha, yapmanın dışında, işte bu, Zeytinburnu'da dershaneyi nerede açalım? Şehrin girişinde mi, çıkışında mı, 1. kat mı, 5. kat mı? Buna maslahat-ı mursele denilir. Helal ve mubah saha denilir, burada meşveret edilir, burada yürünür. Burada yürünmez. Yürüyenler varsa onlardan uzak olacaksınız. Açık emirleri meşveret ediyorlarsa oradan uzak olacaksınız. Çünkü ihanetçilerle berabersin. Ustad diyor ki menfi hareket yapmayın. Bizi diyor şefkat ve Kur'an ve şefkat bizi siyasete men etmiş. Çünkü iman hizmetindeyiz. İman hizmeti hepsine bir bakar. Dahilde ve hariçte. Muhalifte ve dahilde mesela. A partisinin ve partisinde Risale-i Nur'un iman hizmetine hepsi muhtaçtır. İman hizmetine hepsine ihtiyaç olduğundan dolayı hepsinin ihtiyacı var. Biz bir siyasi sembol ve simge altında bulunamazsınız diyor. Giremezsiniz. Hele dahilde asayişi muhafaza etmeye Nur talebeleri vazifelidir. Ezberinden söylüyorum bunları. Siz ehven-i şer değiliz. Sizden menfaat görsünler, zarar görmesinler diyor. 234 emirdan da en son mektubunda. 232'den başlar 34'e kadar, 35'e kadar gidiyor mektup. Ehven-i şer değiliz. Yani şerdir ama ehvendir. Azami şere göre. Bak bunlara uyulacak. Bunlar bu emirdir. Uyulmadı. Uyulmamışsa uyulmamıştır. Uyulmuşsa uyulmuştur. Yani aynı kanun. Risale'de de böyle. Burada da böyle. Yani mesela adam şimdi Risale'yi mesela salmıyor. Şurayı şöyle yapalım.
ölçü almıyor. Sırf bundan bunu alıyor. Hizmet midir? Bu yok. Hizmet değildir. Ne oldu? Bu ortadan çıktığı zaman şu ikisi lav edildiği zaman çizgi bu. Evet. O zaman adam kendi doğrultusuna gidiyor. Risale'ni almamışsa kendi kafasına seni bağlıyor. Bu üçgeni unutmayacaksınız. Mesela laikalarını da uygulayalım. Mesela bak uygulayayım. Siyasi şeyde ne yapacağız? Eymen Üşer dedi ya. Bir tanesini yapayım. Siyasette ne yapacaksın? Yani siyasette çok ciddi olduğu için asırda. Bir, bu Eymen Üşer şeyi, çizgisi. Ehvenüşer çizgisi ya sembolü diyelim. Bak yapayım. Buraya tepeye CHP'yi koyacaksın. Tamam. Bunun adı Azamişer. Buraya Evenişer koyacaksın. Devamlı değişiyor burada. Burada bir isim yok. Buraya parmağını koyacaksın. Bu daimdir. Kemalizm var oldukça bu var olacaktır. Çünkü parti değil, Kemalizm rejiminin simgesel sembolüdür. Buraya eğer elini buradan kaçırırsan bunu tespit edemezsin. Nedir o? Azamişer. Bunu durduracak. Şunu durduracak. Bizden yana. Bizden yana. Bize muhalif değil. Bunu durdurabilecek karabalık. Çünkü Şeyhülislam seçmiyoruz. Zübeyir abinin sözüdür o. Şeyhülislam seçmiyoruz. Ama sındık da seçmiyoruz. Şimdi bunu durduracak, bunu durduracak karabalık bizden yana ve bizim hizmetimize engel olmayacak, önümüzü açacak. Tamam. Üstad diyor ki 163 çıkalım. Bir parti, X partisi. X partisi. Devamlı değişir bu. Peki bunları tespit eden kim? Bunları tespit eden Risale-i Nur. Nur'un neleri? Laikaları. Evet dosturlar doğru. Bu tespit edecek. İşte diyor ki buna pergelini bunu oynatırsan bu devamlı değişir. Bunu durduracak karabalık. Bizden yana. Önümüzü açan. Bize zarar olmayıp fazla da menfaatini beklemiyoruz. Siyasi çünkü. Siyasetten hakiki dindar, hakiki dindardan da hakiki siyasetçi olmaz. Ama bunu kaçırmayacaksın bak. Bu böyledir bak. Kur'an böyle. Hepsi şey. Aynı çalışıyor bak. Risale-i Nur, Kur'an. Bir tane laikasının bir tane şey. Şimdi okuyorum. Dershanecilikten. Hepsi matematikseldir. Var mı soracağınız? Telefonlar olanlar da olabilir mi? Dışarıda alakalı. Hayır yani bu hizmet elemanları bunlar sırası şudur. Medreselerle biraz yakın. Öyle değil, öyle değil. Bak şöyle. Hizmet elemanlar iyi ki sordun.
İyi ki sordun. Söyleyin bakalım. Kim var? Rükünler. Rükünler. Erkanlar. Erkanlar. Haslar. Sonra? Haslar mı? Haslar. Sonra? Naşirler. Evet. Haslar içinde naşirler var. Başka? Sahipler var. Benim. Sahipler var. Başka? Talebe kaldı. Talebe. Başka? Dost. Kardeş. Kardeşler var. Başka? Dostlar var değil mi? Dostlar. Bunlar hepsi farklı farklıdır. Hepsine farklı vazife yüklenmiş. Hepsi de Nur'un dostlarıdır, Nur talebeleridir. Hepsinin de farklı vazife var, farklı şey isteniyor. Yani mesela hastalardan istenen özellik talebeden istenmiyor. Dosttan istenen talebeden istenmiyor. Bunlar aşağıdan yukarıya yükselen makamlardır. Tamam mı abi? Bunlar hizmet elemanları. Şimdi buraya da hücum ediyor adam. Mesela ustadın varislerine hücum ediyor. Niçin ihtiyaç duyuyor? Size Risale-i Nur yeter. Aynı işte Şialar dediği gibi. Size Kur'an yeter diye. Aynı mantık. Aynı mı? Yani ne gerek var bunlara diyor. Sahabeye ne gerek var? Ya kardeşim o nasıl uygulanacak o? Hangi zeminde uygulanmış o mana? Çünkü kitaptır o. Ağzı olmasa böyle. Şu anda kitabın ağzı yok. Ben oluyorum ağzı. Diyor ki sen yoksun diyor. Tamam kitap ne yapacak? İflahını kesecek tabi adam ki kitabı. Ben yoksam bu kitabın iflahını kesecek. Sadeleştirecek. Sadeleştirmenin namı altında cinayet edecek. Sadeleştirme ile tercüme arasındaki farkı bilmeyen topluma yutturuyor. Sadeleştirme ile tercümeyi bilmediği için millet o cehaletinden istifade ediyor. Bak bizden gözüküyorlar. Ama sadeleştirmeye dair videoları var adamlar. Ya. Üstadın varisleri var burada. Adam varislerine hücum ediyor. Risale-i Nur'da liderlik yoktur. Ne var? Ne demiştim? Müdebirlik vardır. Üstad bunları koymuş. Ondan sonra bir tanesi soruyor. Üstadın varisleri gidince ne yapacak? Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil eden hasların şahs-ı manevisi aktif oluyor, devreye giriyor. Üstadın şu anda varisleri var. Vefat edince hepsi ne olacak peki? Şu olacak, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil eden hasların şahs-ı manevisinin meşveretiyle olacak. Aynı cümle var, aynı böyle söyledim cümleyi. Tamam mı? Mesela, çok tuhaf. Efendim, Hüsnü abi, ustadın şoförüymüş. Ne olmuş? O şoför olduğu için basitmiş. Yani ne bileyim itaat edilmez bu nemle. Ya ne acayip nasıl ihtiyaç duyuyorlar buna. Oysa Hüsnü abi Safranbolu'da hıfzının iki çocuğu diyor. 8 ve 12 yaşında diyor. 228 emir daha. Bir de 78'de mi ne geçiyor? Daha 8 yaşında Asay-ı Musa'yı yazmış. Sen Asay-ı Musa'yı sen 8 yaşındayken donsuz dolaşıyordun. İtiraz eder. 8 yaşında Asay-ı Musa'yı yazmış. Asay-ı Musa'yı. Üstad abi. Peki gelmiş ustadın. Mesela benim dersi kaç saat dinlersiniz? 1 saat. Emre dün benimle kaç saatti? Sen şofördün. Kaç saatti gittik?
2'den 2 saat. 2 saatte, 2.5'te oldu da. 2 saat gidiş. 1.5 saat geliş. 3.5 saat. Siz benimle 1 saatsiniz, o benimle 3.5 saat. Ustadın şoförü olmak daha fazla. Arabayı kapattıktan sonra nefret dersende kalıyor. Peki, sana acımasız bir örnek vereyim. Acımasız. Peygamber aleyhissalatü vesselam, bu ihtiyaç duyduğum için söylüyorum. Çok soruluyor bugünlerde. Peygamber aleyhissalatü vesselama savaştayken kafir ordusunda bir zat bir yol bularak sinsi sinsi gelip 19. mektupta geçiyor. Ya peygamberimizin arkasına kadar gelip kılınç kaldırmadı mı? Heh. Kaldırdı. Kahpelik yokmuş yani. O zaman. Kafirlik bile, düşmanlık bile mertmiş. Vurmamış kılıncı. Dönsün de vurayım dedi suratı. Arkasına. Ya Muhammed diyeli burada. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracaktır? Peygamber aleyhisselam bir tebessüm eder. Allah der. Allah gayipten diyor bir darbeye iki omuz arasında kılıncı düşer. Peygamber aleyhisselam kılıncı alır ve ona sorar. Şimdi seni kim kurtaracak der. Affeder. Adam ne olur sonra? Müslüman olur. Sonra kelime şahadeti getirdikten sonra bu geldiği tarafa, kendi işte geldiği tarafa savaşır ne olur? Şehit olur. Peki bu adam gusül aldı mı? Zamanı yok. Abdest aldı mı? Yok. Geldi, imaneti geçti. Peki Resulullah'tan ders aldı mı? Aleyhissalatü vesselam. Sahabe midir değil midir? Sahabe. Bir defa gördüğünü sahabe kabul etmiyorum. Ya sana bırakmışlar. Bunun usulü bu. Bir defa görmüş sahabe değil diyebilir misin? Ustattan ders almış. Bu tadil 8 yaşından beri yanında bulunmuş. Araba İsparta'dan Barla'ya girecekse arabasını kullanmış. Arabadan sonra gelmiş dershanede beraber oturmuşlar. Dersleri almış. Sen Risale bize yeter. Samimi misin hakikaten? Risale-i Nur bize yeter dediğinde samimi misin? Risale söylüyor buna itaat edin, itaat edin. Bu mutlak varisimdir diyor. Risale'ne muhalefet ediyorsun. Hani Risale sana yeterdi? Yalan söylüyorsun. Risale sana yeterse Emirda 2'de 232'de buna diyor ki mutlak varisimdir. Buna ihtiyaç diyorlar. Neye benziyor biliyor musun? Şiaların peygamberimizin ve sahabelerin inkar etmesine benziyor. Çünkü şanssız hakikat nasıl neşe olacak? Aynı kanun. Ya bunu söylediğim için nurcuların ve abisiye oluyormuş. Bu kuralları koyuyoruz ya ben var ya. Kardeş size gelmeden çalışıyorum. Nasıl olur diye. Ve başka ben 78'de tanıdım, 77'de, 70'i. Bu abilerin, geleneklerin onların yanında bulundu. Onlar nedir? Mazi istikbale taşıyan, Sübel abinin yanında, ömür geçirenlerin yanında kaldı. Niçin bunu anlatıyorum? Bir geleneği taşıyor. Yani bu tabirlerin içerisini onlar anlatmış, ben de anlatıyorum size. Ama aktörler, figürler şimdi değişik. Dolayısıyla dershane hayatı olduğundan dolayı bunları siz duyuyorsunuz. Dershane hayatında maziyi müstakbele taşıyan zemindir. Onun için dershane çok önemli. Mazi istikbale taşıyan yeni nesil insanların inşa edildiği, ihya edildiği, tamir edildiği, montalandığı, yeni yapıldığı bir makine gibiyiz. Dershaneler böyledir. Tamam mı? Bak en azından bunu aldık. Bu devamı değişir. Peki, ustadımız diyor ki, şu, Camiül Ezher Üniversitesi'ni okumak yerine, okunması için ustad, Risale-i Nur Medresesi'nde okuyup hizmet etmeyi tavsiye eden bir mektubuymuş. Ustadım demiş, Ezher'e gideyim mi? Şimdi Camiül Ezher var ya Mısır'da. Oraya bir gidelim, dershanede eğitim alalım. İnsan meraklanır değil mi? Sormuşlar ustada. Ustad ne demiş? Emir Dalaikası 2.26'da. Ne demiş Mehmet sence? Git demiştir. Evet. Peki. Ustadımız diyor ki, Risale-i Nur bu zamanda kafidir. 10 sene medresede okuyanlar, Risale-i Nur'la bir senede aynı istifade ettiklerine şahit binler ehli ilim var. Ben okumadım kardeşim. Ben İmam Hatip mezunu değilim. Kur'an kurslarında okumamışım.
İlahiyat mezunu da değilim, Ezher mezunu da değil. Şimdi onlar kadar hizmet etmiyor muyuz? Mesela Zübeyir abi, İmam Hatip, ben bildiğim için hayatını. İmam Hatip mezunu değil. İslam Enstitüsü'nde mezun değil. Şu, o zaman İslam Enstitüsü vardı, şimdi ilahiyat. İlahiyatta mezun değil. Ne yapacağız? Peki, Hazreti Ömer radıyallahu anh ilahiyat mezunu değil, İmam Hatip mezunu değil. Hazreti Ali radıyallahu anh Harp Akademisi'nden mezun değil. Amr-ı Nas radıyallahu anh Siyasal Fakültesi'ne mezun değil. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam din okulundan mezun değil. Siyasaldan mezun değil. Psikolojiden mezun değil. Astrolojiden mezun değil. Astronomide mezun değil. Tıpta mezun değil. Şimdi sen doktorsun, tıpta mezunsun. Şimdi Resulullah tıp mezunu değil diye doktor olarak söylüyorum. Bak devam bakın. Bir hadis, sağlıkla alakalı hadis söylese. Ya doktor okudu mu ya buna? Tıp okumadı. Buna ittiba edilmez diyebilir misin? Haşa. Haşa. Haşa tabii. Kaç sene sizin okul? 6 sene. 6 sene. Ya. 6. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ilahiyat mezunu değildi. Tıp mezunu değildi, fizik mezunu değildi. Fizik mezunu değil ama siz kainatı diyor, sabit zannediyorsunuz. Oysa kainatı genişlendiriyoruz. Ayet ya ayeti söylüyor. Daha Hubble teleskopuyla yeni işte, o da Kur'an şey, kainat geliştirdiğini söylüyor. Gene diyecekler ki, o söyledi de söylüyor. Kur'an'da açık net ayet var. Kainatı genişlendiriyoruz diyor. Mesela dağlar için. Siz dağlar sabit yerde çakılmış zannedersin. Oysa onu yürütüyoruz diyor. Dağlar yürüyor yani. Dünyanın içi merkezinde mama ya. Dağlar tabii ki ikide bir oynuyor ya. Mesela Boğaz Köprüsü. Boğaz var ya Boğaz. O öyle değil de. Dağların yürümesinde böyle değildi. Eski resimlerde varmış böyle. Ta kazılardan çıkma. Böyle. Orada bir su, ırmak varmış. Irmak. Su akıyormuş. Sonra bir deprem, işte hadiselerle, fizik hadiselerle Allah ayırdı ve Karadeniz'i yaptı. İyi ki yapmış. Yasin gülüyor. Niçin tahmin et? Balık yiyemez. Balık yiyemez. Çupra yok. Mezgit yok. İstavrit yok. Zargana yok. Nerede bulacaktı? Peki. Bak. Diyor ki, Risale-i Nur bu zamanda kafidir, 10 sene medresede okuyor ama bu kafidir diye ilmihal okumayacağız değil ha. Kur'an'ımızı, yani mesela, elhamdülillah ben 5 sene ders aldım şey, Kur'an ağzımı düzelteyim diye, dudak harflerini. Tamam mı? Mesela şu anda bir vakıf abiniz size göre, abi Fatih, senin emsal, bak 12 sayfadan gidiyormuş. Hafızlık yapıyor. Çayeli'de. Ve Çayeli nöbetine her giden vakıf talim dersi alıyor. Namazımızda elemtereden aşağıya hata olmayacak şekilde en azından iki süreyi çok iyi bileceğiz. Siz ait değil her Müslüman ait. Yani ehline dinletiyor. Zaten Ömer alıyor değil mi sizin şeyin? Ömer. Dersinizi alıyor. Bak her gün yapıyor musunuz talim? Bazen yapıyor. Evet. Bir iş olmadığı zaman. Yapıyor talim. Yani aslında her gün alınması lazım. Yapıyor ama her gün yapıyor. Her gün yapıyor mu? Bazen şehir dışına çıkınca onları aksıyor da her gün yapıyor. Ha şehir dışına çıkınca aksıyor. Burada o zaman her gün talim dersi. Her gün yapıyor mu? Bak. Şey, ilmihal yapıyor musunuz? İlmihal dersi okuyor musunuz siz kendin? Ömer nasıl bilmeyen, okumayanlar kimler? Bir defa baştan aşağı bitirmeyen. Var mı? Bitmeni de okuyorum abi. Ne kadar ya geldin? Yani geçtin mi? Bak, 6 sene tıbbı okudun, Ömer Nasuh Bilmen'i okumadın. Bak, sen, ha tamam, dışarıdan geldiğin için, tamam, bitireceksiniz arkadaşlar. Bir de defter alın, ilmihal defteriniz olsun. Burada ama, yani bunu böyle yap, yani pratik böyle hemen elin altında bakabileceğin, orada ilgini çeken, ha şunu böyle yapıyordum, şu böyleymiş, yaz. Okuyup geçme, çünkü İlmihal öyle bir şey ki devamlı tekrar edilmedikçe kafada kalmaz. Ben çok iyi bildiğim ilmihal şeyler vardı. Yurt dışında imamlık yaparken. Millet sorduğu için devamlı canlıydım.
Birkaç şeyden işte geçen sene gitmedim ya. Mesela bazı şeyleri unutuyorsun hemen. Çünkü sorulmuyor. Peki bu Risale'nin bize yeter. İtikat noktasında, akaid noktasında talimimizi alacağız. Burada kastedilen mana var mı? Ondan sonra ilmi halimizi öğreneceğiz. Abdest nasıl şey yapılır, tuvalette nasıl girilir, tamam, elbise nasıl çıkartılır akşam, atılmaz. Risale-i Nur, Nur'la bir sene aynı istifade ettiklerine şahit binler ehli ilim var. Madem Hacı Kılıç Ali 1,5 sene bütün Risale-i Nur etsalarına sahip çıkmış, kısmen okumuş, nazarımda 20 senelik bir nur talebesidir. Ben her sabah hastalar içinde onun ismiyle bütün manevi kazançlarıma defter amaline geçmek için hissedar ediyorum. Öyleyse bak, bu istifade etmek için öyleyse o da bütün hayatını Risale-i Nur'a vermeye mükelleftir. Peki ustadın dualarına biz dahil miyiz? Evet. Nereden biliyoruz? Tesbihat. Tesbihat da çok güzel. Peki külliyattan bir şey söyleyebilir misiniz? Dua etmek şart herhalde ustada. Yani herhalde yok. Var mı delileriniz? Duanızdan çok iyi var. Ha? Mektupların sonunda yazıyor. Ne yazıyor abi? Duanızda muhtaç hasta kardeşiniz. Tamam ama yani ustadın duasına biz dahil miyiz? Sadakat şartlarında. Ne? Şey mesela Risale'lerine yazmak ve yazdırmakla Risale'lerin ünvanını alıyor. Bu sebeplerle benim 24 saatte yüzer defa dualarıma dahil oluyor diye öyle bir şey de var. Harika. Görüyor musun? Aferin. Efendim abi sen desin. Sonlarında var. Ne diyor abi? Dua yok mu komple? Ya neydi? Ha bütün nur talebelerini. Ha kitabı. Harika. Bak gördünüz mü? Bir araya topla. Başka? Güzel. Bu yeter zaten. Size ben başka bir tanesini söyleyeyim. Diyor ki Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri Kastamonu'dan Barla'ya yazıyor. Bak iyi dinle. Kastamonu 57. Seninkisi acayip. Risale-i Nur'u yazan, yazdıran, okuyan, dinleyen Risale-i Nur unvanını alır. Risale-i Nur unvanı demek Risale-i Nur talebesi olur. Risale-i Nur talebesi her gün yüzer defa benim dualarıma hep dahil olur. Bir de Sarahaten şöyle diyor. Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri ve Mehmet iyi dinle. İstikbalde ustattan sonra istikbalde kıymetli şakirtleri olanlar alimi manada yani bizler o 60'ı şimdi de talebeler dairesinde olarak ise dardırlar. Doğmadan daha Risale'den hisseliyimiz. Ondan dolayı nurları tanıdın. Hissedardırlar doğmamış olanlar. Nasıl olur bilmem. Fazla şey yapma. Geylan'ın hadisesi var ya. Annesi evlenmeden önce. Her neyse çünkü insanlar yanlışlar. Bir de okuyayım. Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri ve istikbalde kıymetli şakirtleri olanlar istikbalde gelecekten şimdi de talebeler dairesinde olarak hissedardır. Ne acayip değil mi? Ben hatta kendimde bunu hissettim abi. Gençken daha tanımıyordum. Geç tanıdım biraz. Acayip acayip böyle dinle alakalı böyle fikirler geliyor. Bunlar nereden aklıma geliyor? Nasıl düşünüyorum? Bunlar şaşırıyorum. Ben bunları düşünecek adam değilim diyorum. Fakat bunlar aklıma geliyordu böyle tefekkür ediyordum. Şaşırıyordum da yani nereden geliyor, nasıl düşünüyorum. Şaşırıyordum yani anlam veremiyordum. Ya ben mesela ilkokul 3'e giderken 7 tane şeyim var. Kaydettim 2 tanesini söyleyeyim, paylaşayım. İlkokul 3 ya. Bizim köyle biliyorsunuz da Karadeniz tabii. Bilir ama bunlar bilmez. Böyle vadi, böyle vadi, böyle vadi. Yani inişli çıkışlı, inişli çıkışlı. Şu vadiden şu vadi karşı karşıya şurası dere. Şurada okul bahçesi. Ev, okul bahçesindeyiz, teneffüse çıktık, karşıki köye bakıyoruz. Öyle ya, şöyle, şuradan şuna bakıyoruz. Dağa bakıyorum böyle, ilkokul 3 yani, hiç unutmuyorum.
diyordum ki ya burası ben o dağı gördüğüm gibi mi acaba? Ben bakmadığım zaman o dağ yoktur. Sonra çocuk kafasıya dönerdim böyle gizliden bakardım. Sonra dedim ki gene ben bakıyorum. Ha düz bakmışım ama ve inanıyordum. Kesinlikle ben baktığım için var. Bakmadığım zaman o orada yoktur. Bir de garibinize gelecek. Bu daha acayip. İlkokul 3'e giderken dünyada hiç kimse yaşamıyor. Ben yaşadığımı hissediyordum senelerce. Peki gördüm insanları pek inanamıyordum. Hayal geliyordu bana. Halit, ondan sonra üçüncü bir tanesini söyleyeyim. Tövbe yani. Allah nasıl bir Allah dedikleri zaman, eğer ben düşündüğüm zaman şöyle düşünüyordum Allah. Allah o kadar büyük ki, büyüklüğünü için söylüyorum. Şu anda bütün insanların ne düşündüklerini, bütün dertlerini, ne düşünüyor, neler istiyor, kafalarında, kalplerinde ne var? Hepsini bir anda bilen Allah'tır. Allah bu kadar büyük. Derdi. Ve çok merak ederdim. Allah bana bir özellik verse de, bu devam ediyor bu üçüncü. Böyle bir Allah bana bir özellik verse de, bütün dünyadaki insanlar şu anda ne hissediyor, hepsini bir anda bilsem karıştırmasa. Niçin ihtiyaç duydu bilmiyorum. Dördüncüsünü söyleyeyim size, şaşıracaksınız. Ben evlenmeyeceğim derdi. İlkokul 3. Ben de soruyorum. He? Ben de soruyorum. 3 dediğin o da. Ya dedi ya, ya peki istikbal bu nasıl bir şey? Bilmiyoruz. Anneme söylediğim zaman bunu sus derdi. Dua olur bakarsın Allah'a, o dua zamanı var dedi. Anadolu'da bu söz vardı. Allah belki kabul eder, sus ağzını kapat. Derdi. Rahmet de öyle derdi. Anneme derdim zavallı. Anne. Ondan sonra şu dağ var mı? Oğlum ne biçim soru soruyorsun? Tabii ki var. Dur anne. Ben baktım içim ikimiz bakıyoruz. Ben döndüm. Anne baksana o dağ var mı? Oğlum kafayı mı yedi ya? Anne bak ne olur. Tamam var oğlum dedi. Allah Allah. Niye var acaba? Ve hayal derdi. İnanıyordum. Kesinlikle ben baktığım için var. Bakmadım. Ama o niye görüyor? Onu izah edemezdi. Aynı anlattığın şeyde hepsi var bizde. Vardı değil mi? Vardı. Ben de öyle düşünüyordum. Ya. Yedi tane şeyim vardı. Üç tane hariç kalsın. İlkokul ya. Üçe gidiyor. Bunun temelinde bir şey yani bir şeye hizmet ediyor aslında da bu da yani aslında hakikatini düşünmedik işte tamam. Ne hakikati? Yani biz yani niye öyle düşünmeye Cenab-ı Hak bizi sevk etti yani acaba orada yani ders çıkaracağımız şey dedi konumuz da değil ama. Evet. Yani bir parçası şu. Bunları yani şöyle diyor Emir Dağ'da. Kaçıncı sayfa Emir Dağ 1? Her bir nur talebesi geçmişine baksın. Geçmişine baksın. Günahlar olur. Ve şeriyettir o. Yani kafa yapısı, kalp yapısı, kafa ve kalp yapısına baksın diyor. Yani kafa demiyor da her birinin tabirisi geçmişine baksın, Risale-i Nur'un netice verecek şekilde geçmiş diyor. Bakın. Bunun Emirdan'da. Bakın Emirdan birdedir. Geçmişine bakarsa diye yaz. Geçmiş yaz. Ya ne kadar harika ya. Bak dershanecilikte bunu duyuyorsunuz. Doktor bunu duyar mıydın sen? Yok abi. Dershane olmasaydı. Hı. Şimdi şeyde bir duvar içinde hasta muayene çektin. Öksür. Sağa bak. Sola bak. Eğil. Hadi bakalım. Git. Sen gel. Sabah gelecektin. Dört duvarın içinde. Güya okuduk. Doktoruz. Oysa hapisteyiz. Sabahtan akşama
Hep olumsuz. Bir tane müsbet yok. Böyle bir hasta geldim sana. Buyurun neyin var? Doktor bey, sana şey için geldim. Çok iyi. Çok mutluyum. Hiçbir derdim yok. Tamam da oğlum niye geldin ya? Bunu söylemek için geldim. Böyle oldu mu hiç? Hep olumsuzlar. Bir de dört duvarın içindesin. Sabahtan akşama. Kafa dayanır mı? En zor durumda doktorlardır. Diyorlar ki abi çok para alıyor. Bırak hasta ne olur ki? Hazinedarlık yapıyor. Bir şey yaramıyor ki. Sabahtan akşama binanın içinde hep olumsuzlukları düşünüyor. Ulan o kafa o mide didişip de gece yarısı ne yiyecek ki? Ben de fazla şunu yer doktor. Patates yemeğine etli patates olur. Ama benim kadar iştahı olmaz. Topladı topladı ne yapıyor? Bina alıyor çocuğuna. Araba alıyor. 10 tane dairesi olsa ne olur? Bir yerde oturuyor. Kardeşim hamallık yapıyoruz. Yapmayalım demiyoruz ama yani hizmetsiz, hizmetle alakamız yoksa o çok pek bir şey yaramaz. Namazımızı kılacağız, hizmete koşturacağız, cevşenimizi okuyacağız, tesbihatımızı okuyacağız. Televizyonlardan, internetten uzak duracağız. Ha, bu tamam. Yani şey, ben müdürüm. Sabahlar akşama binada değil mi? Ya zanneden, ha? Akşam. Ha? Ondan sonra akşama olumsuz adamlarla beraber değil mi? Mutlu bir adamlar gelmiş. Allah coşuyor. Niye geldin? Mutluluğumu paylaşmak için doktor bey. Yok. Canım sıkıldı. Öksüremiyorum. Kulağını kendimi kötü hissediyorum. İntihar edeceğim. Bilmem kıçım tutmuyor. Midem tutmuyor. Kafam tutmuyor. Bunlar ne? İnsanızla etkilenmeyiz mi ya? Onun için Allah yardım etsin doktorlara ya. En zor durumda onlardır. Allah hakikaten yardım etsin içinden söylüyorum. Ayna düşün. Çekildi. Daha kalır mı? Kalmazsın. Ama doktor insandır. Geliyor bir hasta sana bir şey söylüyor. Sana yansıyor. Ayna gibi. Çekip gitse sende de çıkmış oluyor mu? Kalıyor. İzi kalıyor. Ayna gibi değilsin ki. Allah yardım etsin hakikaten. Dua ediyorum onlara. Onlarda da dua edecekler bize. Allah hakikaten yardım etsin. Mühendis öyle değil ya. Açık havada binalarla uğraşıyor. Bilmem ne. Motorla uğraşıyor. Uçak pilot mesela. Kendi başına buluttan içine gidiyor. Doktor zordur ya. En zor doktorluktur ya. Hele ruhsalsan, bir psikiyatri bölümdeysen, psikolog, pedagog. Aynen. Yani, vallahi hiç ansın yok. He? Ersan? En kötüsü o zaten. O demişti bir psikiyatrist var, ilaç yazan, Murat Dursun'u anlatıyor. Hatırladım. Bizim dershanenin ev sahibiymiş. Ondan sonra, ev sahibi ya, o münasebette görüşüyor. 60 tane hastaya bakıyor, hiç unutmuyor. Adam çıktı ya, ötekisine dile bak. Gel, suratına bakmıyor adam, çıldırdı da artık adam aklı burasına gel. Gel, kalem kağıt elini, bakmıyor surata hastaya. Söyle neyin var? Doktor bey anı bunu geçirmeyin. Tamam sus. Kenarda Murat'a dedi ki sen biraz otur. Şunları bitireyim bu kapıda bekleyenleri. Ondan sonra seninle konuşacağız dedi de. Şimdi ben seri diyorum diyor Murat anlatıyor Dursun. Geldi. Söyle bakalım. Kalemi kağıdını indir. Doktor bey ben işte hanımımla geçirdim. Tamam sus. Sus. Duygu kontrolü yok. Hisleri yok. Acı. Şunları al. Al şunları bakmıyor. Dedim ki nasıldı? Abi dedi simasını görsen inan diyor Murat da ölüyor. Bu adam kendi simasını hasta dinleye göre göre simasını görsen dedi kesinlikle senin dedi altıya işin ters gider. Doktorun. Doktorun simasını görsen dedi senin işin altıya kesinlikle ters gider. Allah yardım etsin. Ya. Ama çok da güzel sebep alma zevki. Dua alacağız. Bir de okuyayım şunu. Öyleyse o da bütün hayatını Risale-i Nur'a vermeye mükellef. Risale-i Nur vermek vakıflık değil ha. En yükseği o. Ne? Risale-i Nur'un gözüyle bakmaktır. Yani Allah adına terk ettim diyor. Allah adına bu dünyayı terk etmek demek Allah adına bakmaktır. Bütün hayatımı Risale'ye vakfetmek demek, Risale-i Nur gözüyle bakmak, onunla düşünmek. Tamam, tabii ki çoluk çocuğun oluyor vesaire oluyor. Ama onun nazarıyla bakmak. Bu bütün hayatını Risale-i Nur'a
vermeye borçludur. Hepsinde farklı gözükür bu. Bunlar vakıftır. Yani Risale, bütün ömrünü Risale'nin tamamını verir. Bunlar ne yapar? Bunlar da Risale-i Nur'un gözüyle bakarlar. Bunlar Risale-i Nur'un gözüyle bakarlar. Bütün hayatını vermek o demek. Böyle düşünmüyordun değil mi Mehmet abi? Çünkü bunu Rüştü abi derdi. O da Zübel abiden almış. Tayri Mutlu abilerle vesaire. Öyle. Abi Risale'nin bütün hayatını vermeli yani bu nasıl olacak diye. Yani çocuğu olan Nurtan bu nasıl olacak diye. Yani vermeli demek. Artık Risale'nin gözüyle bakar, onun kulağıyla duyar. Hizmet için yaşar. Yani belki de siyasi partinin başındadır. Ama olan ben hizmet imanı Kur'an'ı insanların imanının kurtulması için gayret edeceğim. Ayakkabıcı tamircidir. O onun misaliymiş. Zübeyir abi demiş. Ustad mı vermiş artık onu bilmiyorum. Rüştü abi öyle der. Adam bir kulübesi var köşe başlarında sokakta ya. Ayakkabı tamircisi. Küçük risalelerden veya broşürlerden. Eskide broşür vardı. Şimdi risalelerden. Koymuş 40 tane, 10 tane, 15 tane. Muhtaç olan birisi gelirse vereceğim bunu. Vereceğim. Ayakkabı çakıyor, gayesi şu. O da ben bu çoluk çocuğum rızkını, diğer şeysini bu milletin bu şeyinden, ayakkabısından alıyorum ama esas benim vazifem bu karaciğer, böbreğim, aklımı bu ayakkabı tamir için harcamıyorum. Ben ümmeti Muhammed'e bu ayakkabı noktasına hizmet ediyorum ama esas gayem şu kitaplar var ya, Küçük Sözler, Meyve Risalesi, Gençlik Rehberi, Hanımlar Risalesi, Ayet-i Kübra, Meyve Risalesi'ni koymuş. Muhtaç olanlara anlatacağım. Eğer uygunsa anlatılmaya muhtaç, uygunsa kitap vereceğim. Böyle dedi, yani gelenlere anlatacağım, kitap vereceğim. Ama 40 sene dedi, ayakkabıcılık yaptı, düşüncesi bu ama bir tanesi nasipli gelmedi. Derdi ki Zübeyir abi, 40 sene hizmet yapan bir adamdır dedi. 40 sene. Görüyor musun? Niyet o. Nazar ve niye manyet eşeği değiştirir. 40 sene. Bak bütün şeyi risal hayatını mahvetmiş. Ben çakıyorum ayakkabı çakıyorum ama gelince kardeş ne iş yapıyorsun? Ayakkabı yapıyor. Ya öyle mi ya maşallah delikanlı falan. Boya biraz da uzatıyor ki biraz dursun anlatayım. Ondan sonra şöyle böyledir. Ya ne kadar hoşuma gitti ya ayakkabı çıksın amca. Oldu da onun için diyorum. Amca falan ya bu kitapta yazıyor öyle mi? Al bunu sana vereyim. Oku. Eğer ilgini çekmese yarın getir bana. Anlasın. Eğer okursan en az 3 defa senin olsun. Bak gördün. Demek ki şimdiye kadar Camiül Ezer'e gitmeye muvaffuk olmaması emniyetli bir hikmet içindir ki nurlar ona kafiymiş. Şimdi Şam'a Halep'e yakın olan Urfa'da bir medrese-i nuri ileride teşekkül etmesinin kuvvetli ümit ediyoruz. Emirdar Lenkası 2-26. Ben Şam'da kaldım 17 gün. Savaştan önce. Arapça vesaire şey vardı. Fakat bunu bilmiştim. Orada ben dedim bir şey yapabilirim bunu. Burada dershane kış yaptık. Dershanede ben seyahat ederken kalmıyorum. Oradakiler rahatsız olmasın diye. Otelde kalırım, irtibat kurarım. Acaba oradaki Şam'daki şeye bir şey yapabilir miyim? Hani kitap, oradaki talebelere, içerideki müderrisler, hocalara Risale-i Nur verebilir miyim? Bu niyetle gitmiş. Allah'ım olsun muvaffaklı oldum ya. Ezer'e gittim. Mısır'a da gittim. Ezer'e de gittim. Ondan sonra orada mescidinde namaz kıldık. Allah nasip etti işte namaz vaktinin dışında olduğumuz için. Ben de hani var ya mescide gidince bir cemaat oldu, makam arkamda oldu falan. O mescidinin kapıdan bilenler biliyor. Ona kapıdan çıkarken solda bir tane böyle raf var. İsteyen oraya koyar, Allah'ın ihtiyacını gider. Oraya Arapça risaleler koymuştum. Küçük eserlerden. İnanın hiç unutmuyorum. 60 tane bir tanesinden koydum. Küçük risale öyle değilse. 40 tane de bir tane başka vardı. Ya anlamasın, ya öleyim veya ikindi namazında. Koymuştum.
Ertesi gün öğlen gittiğimde bir tane yoktu. Ne koydunuz abi? Hangi kitaplardan? Yani bir İttihad-ı İslam vardı. Rüştü abi toplamıştı, Arapçaya çevirmişlerdi. Ayet-i Kübra vardı. Ayet-i Kübra vardı. İhlas-ı Risalesi mi ne vardı? Böyle. Bilmiyorum 5-6 tane ama bir tanesi 60 tane vardı elimde. Bir tanesi 40 tane. Koydum. Bir tane kan bir gün ha bir gün sonra. Ya öğlen ya ikindi namazına giderken gittim ben de koydum. Herkes koyuyor böyle. Tam çıkarken kapıdan girerken sağda. Böyle bir raf gibi bir yer. Koyuyorsun. Alan olur. Tam giri, şey, ayakkabılıkla cami arasında. O hol var. Sağda solda ben sağına koydum. Orada da böyle bir raf var. Koyma yeri. Kendileri yapmış. Koyarmış. Bir tane kalmadı. Ya. Peki buraya kadar yaptık. Bir saat oldu. Ondan sonra yarın inşallah veya başka zaman bundan sonra devam ederiz. Vahir davahum sormak istediğiniz var mı? Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.